Otur otur, ben bakıyorum. Tamam, ben kendime çay koyayım o zaman. Fatma. Ya kusura bakma, ben bir an böyle seni karşımda görünce çok şaşırdım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Ben çok üzüldüm duyunca. Her çok severdi seni. Hiç ayrılmak istememişti hatta senden. Palyaço vermiştim ona, üzülmesin diye. Biliyor musun? Canından ayırmadı o palyaçoyu. Hep Fatma Fatma diye sayıkladı. Çok severdi seni. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Feridun. Sana sürpriz yapmak istedik Azra. Fatma'yı ben çağırdım. İyi yapmışsınız. Çok iyi yapmışsınız. Gelsene içeri. Hadi gel kızım. Kahvaltıyı toplamadık daha. Gel. Hadi gel. Senin buralarda yaşayan bir akraban vardı. Nasıl, duruyor mu ev hala? Teşekkürler. Yok, o evi sattılar. Ben şimdilik geçici bir yer buldum. Biraz ufak ama idare ediyorum. Fatma iş arıyor. Ben de bugün bir iki yerle konuşacağım. Ben de ilgileneyim. Çocuk bakıcılığı mı istiyorsun? Fark etmez. Yatılı bir yer olursa daha iyi olur. Çok pardon. Efendim Barış. Günaydın Azra. Günaydın. Damla bugün Londra'ya gidiyor. Haber vermek istedim. Belki gidip görmek istersin. Nasıl gidiyor ya? Yani tabii ki gidip görmek isterim de nereden çıktı şimdi bu? Böyle olması gerekti. Arda yüzünden mi? Azra, bunları konuşmayalım. Ya tamam, konuşmayalım konuşmayalım da niye bana daha önce söylemedin? Başka meselelerin vardı. Dikkatini bize veremeyeceğini düşündüm. Hem dün karar verdim buna. Yani yeni oldu. Yani bu karar sence de biraz hızlı alınmış bir karar değil mi? Ya yanlış bir karar verdiysen? Sonuçta Damla'nın geleceği söz konusu. Farkındayım Azra. Farkındayım. Ben Damla'nın geleceğini kurtarmak için yaptım zaten. Aslında hepimiz bazen yanlış kararlar almıyor muyuz? Anladım. Tamam, ben bir gider görürüm şimdi onu. Nasıl peki, iyi mi? Bilmiyorum. Garip. Evet, doğru kelime garip. Garip davranıyor. Sanki benden bir şey saklıyormuş gibi. Tamam, ben bir gidip konuşurum. Belki bana anlatır. Umarım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz.